13 Recep 1439. Tam 13 gün oldu manevi arınma ayımız olan 3 aylara girizgah yapalı, giriş yapalı. Ömrümüzden nice 13 günler geçti. Ancak bu 13 gün öyle bir mevsimin içerisinde ki Allah Celle Celaluhu bu ay için benim ayımdır diyor. Yaptığımız ibadetlerimizin mükafatı kat kat artıyor. Arınma mevsimi dedik, 3 aylar dedik. Efendim bu hafta 3 aylar ve manevi arınmamızı nasıl gerçekleştireceğiz diye konuşacağız. Yeniden hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi hepimizin üzerine olsun. Bu haftaki misafirimiz Selçuk Dini Yüksek İhtisas Merkezi hocalarımızdan Sayın Durmuş Ali Karabacak. Hoş geldiniz Sayın Hocam. Teşekkür ederim, sağ olasınız. Afiyettesiniz inşallah hocam. Elhamdülillah, bu yaşta Allah bugünümüzü aratmasın. İyiyiz elhamdülillah. İnşallah, elhamdülillah diyelim hocam. Hocam ömrümüz hızla tükeniyor, gidiyor, farkında bile değiliz. Kaldı ki bir baktım takvime tam 13 gün geçmiş, 3 aylara başlayalı. 3 aylar aslında Müslümanın yeniden arınma, yeniden dirilme, yeniden kendisini Allah'a adama aylarından bir tanesi diyeceğiz. Bu aylarda yapmamız gereken ibadetler. Aslında hayatımızın her anı ibadetlerle dolu olması gerekiyor. Ancak bu ayların ayrı bir özelliği var. Yaz mevsimi geldiği zaman, ekin zamanı geldiği zaman ekeceğiz, biçme zamanı geldiği zaman biçeceğiz. Evet. Tabiri caizse 3 aylarımız bizim ekim aylarımız. Ekmemiz gereken aylar ki hasat mevsiminde meyvelerimiz bol, ürünlerimiz bol ve bereketli olsun. Hocam işte bol ve bereketli ürün alabilmek için yarın huzura çıktığımız zaman da Allah-u Teala'nın huzuruna vardığımız zaman da ya Rabbi ben senin benim ayım dediğin ayında şöyle güzel ibadetleri senin rızan için yaptım diyebilmemiz için nasıl ameller yapmamız diyerek girizgah yapalım inşallah hocam. Evet. Şimdi şöyle başlayalım isterseniz. İslam'da dünya mezraatul ahiradır. Sadece 3 aylar değil. Dünya ahiretin tarlasıdır. Onun için Müslümanın hayatı doğuşundan, daha doğrusu mükellef oluşu, ergenlik çağından ölümüne kadarki hayatından sorumludur. Dolayısıyla Müslüman bütün hayatında ekecek, ahirette de bunları toplayacaktır. O yüzden İmam Şafii Hazretlerinin de söylediği gibi Kur'an-ı Kerim'in kısa surelerinden, 3 ayetli surelerinden Vel Asr suresi var. Vel Asr suresinde Cenab-ı Allah Azze ve Celle İmam Şafii Hazretleri öyle diyor. Kur'an-ı Kerim'den hiçbir ayet inmeseydi, sadece bu sure inseydi bile diyor, Müslümanın hayatını düzenli bir şekilde dizayn etmesine ve Müslümanın Allah'a yarar, Allah'a muti bir kul olarak yaşamasına, Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme de uygun bir ümmet olarak yaşamasına yeter de artardı bile diyor. Şimdi bu surede Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Vel asr. Asra yemin olsun ki. Şimdi burada asra yemin. Asır ikindi vaktidir falan ama genelde bizim kullandığımız şekilde asır 100 yıl diyoruz onu yeni Türkçe ile 100 yıl diyoruz. Bu uzun bir zaman süresidir veya bir insanın hemen hemen işte bugün de ölüm yaşının biraz daha ilerlemesi dolayısıyla bir insanın ömrü sayalım. Asra yemin olsun ki insanın ömrüne yemin olsun ki deniyor. Peygamberin asrına yemin olsun ki deniyor. İkindi vaktine yemin olsun ki deniyor. Cenab-ı Allah yeminle başlıyor sureye. Yeminle başladıktan sonra innel insane lefî husrin. Burası çok önemli. İnsan zarardadır. İnsan zar. Yani insanın dünyadaki bundan sonraki söyleyeceğimiz şeyler olmazsa ne yaparsa yapsın insan zarardadır. İnsan zarardadır. Çünkü emri bil maruf ve Allah'ı zikrin dışında insanoğlunun yaptığı şeyler hep aleyhindedir diye bir hadis-i şerif var. Dolayısıyla insanoğlu zarardadır. İllellezine amenu ve amilus salihati. İman edip salih amel işleyenler müstesna diyor Cenab-ı Allah Azze ve Celle. Şimdi burada iman etmek tabii ki yani her insanın vazifesi diyelim ama vazife yani mecburiyeti değil. Evet kendisini dünyada ahirete iman, zaten imanın şartlarından birisi de bu. Yani iman eden insan kendisini ahirete de ayarlaması, hazırlaması gerekiyor. Onun için de eğer ahirete inanıyorsa bir insan, daha doğrusu iman etmişse mecburen salih amel işleme durumundadır. Aksi takdirde bu mümkün değildir. Salih amel işleyecek ki kendisini kurtarabilsin. Çünkü Cenab-ı Allah Azze ve Celle
salih amel. İllellezine amenu bununla yetinmemiş. Evet. İman, iman. Yani amel imandan bir cüz müdür, cüz değil midir? Tartışmaları yapılmıştır. Efendim, amel etmese de insan mümin olur mu? Olur. Mümindir insan. Ancak Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin emirleri doğrultusunda Allah'a inanmış ise, peygambere inanmış ise, kitaplarına inanmış ise, meleklerine inanmış ise, bunların hepsi salih ameli gerektiriyor zaten. Eğer bunları yapmıyorsa, mümin ise, hakikaten öyleyse, onun ahirete göçerken imanlı göçüp göçmemesinden korkuluyor. Kur'an-ı Kerim'de imandan sonra müttakiler çok daha ön plana çıkarılıyor. O yüzden mümin, iman ettim diyen insan salih amel işleme durumundadır. Çünkü illellezine amenu ve amilus salihati. Salih amel Allah-u Teala'nın hoşuna giden her şeydir. Salih amel Allah-u Teala'nın hoşuna giden her şeydir. Yani yapılmasını emrettiği ve yapılmasını yasakladığı bütün eylemler, bütün işler salih amelin içerisine gider. Bunlar mesela ibadetler. Beş vakit namaz bunlardan bir tanesidir. Efendim oruç bunlardan bir tanesidir. Nafile ibadetler bunlardan bir tanesidir. Onun dışında mesela Cibril hadisinde Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ve bütün sahabenin huzurunda Cebrail aleyhisselam bir insan kıyafetinde geliyor ve Peygamberimizin dizlerine yaslayaraktan diyor ki iman nedir, İslam nedir, kıyamet ne zaman kopacaktır veya ihsan nedir diye sorular soruyor. Peygamberimiz bunları anlatıyor. Bilmiyorum yani bunları detaylandıracak olursa vakit çok geçer diye şey geçiyorum. Bunları söyledikten sonra onların şartlarını, bugünkü bizim imanın şartları, İslam'ın şartları adı altında söylediğimiz maddeleri sıraladıktan sonra ihsan nedir diye soruyor. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. El ihsan en ta'budallaha keenneke terahu ve in lem tekun terahu fe innehu yarake. Şimdi burada ihsanın pek çok manalarının içerisinde zirve manası budur. Yani el ihsan en ta'budallaha keenneke terahu. Düşünün şimdi gerçi bilmiyorum yani bu Allah-u Zülcelal ve Tekaddes Hazretlerinin huzurunda onu düşünen, onu görmek arzusunda olan bir insanın onu gördüğü zaman alemlerin Rabbi olan, efendim kahhar olan, efendim onları gördüğü zaman Fatiha suresinde alemlerin Rabbinden sonra Rahman ve Rahmaniyeti ortaya koyuyor Cenab-ı Allah ki ümitsizliğe kapılmasın millet diye. Dolayısıyla Cenab-ı Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıktığını ve nasıl bir varlık olarak yani Allah-u Zülcelal kendisini yaratan, kendisine nimet veren, kendisine sağlık veren yani hayatımızın sebebi olan Cenab-ı Allah Azze ve Celle'nin huzuruna çıktığımızda nasıl olacağız? Nasıl olacağız? Acaba Allah-u Teala kulum diye bizi kabul edecek mi? Bu arzu ve istekle ibadete yönelebilirsek İşte Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerini görürcesine ibadet edebilmektir. Biz onu görmüyorsak da o bizi görüyor zaten. Onu diyor Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam. Salih amel de budur işte. Dünyada yani affedersin. Dünyada bir insanın bütün hayatı Allah-u Zülcelal ve Tekaddes Hazretlerinin murakabesi, gözetimi altındadır. Bu insan bu murakabede Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerini düşünerek hareket ettiği zaman bu insandan yamuk hareket çıkar mı? Mümkün değil. Niye çıkmaz? Çünkü bir hani şimdi şöyle bir şey okumuştum. Gazetenin birinde karikatür okumuştum. Adamın bir tanesi kırmızı ışıktan geçiyor. İleride polis durduruyor. Niye görmedin mi kırmızı ışığı? Niye geçtin diyor. Işığı gördüm de diyor. Sizin burada olduğunuzu görmedim diyor. Şimdi polisin görmediği yerde herkes bir şeyler yapabilir. Ama kalbinde Allah-u Teala ve Tekaddes Hazretlerinin sürekli kendini gördüğünü düşünen bir insandan böyle bir şey sadır olabilir mi? Böyle bir yamukluk, böyle bir kötülük, böyle bir efendim Allah'ın yasak kıldığı bir eylem çıkar mı? Mümkün değil tabii. Onun için de salih amel çok önemlidir. Bunların başında da beş vakit namaz gelir. Bu çok önemli. Onun üzerinde de duralım istersen bir süre. Duralım inşallah hocam da. Şimdi üç aylar demişken o zaman biz bir geçmişimize bir çizgi çekmemiz lazım. Artık ben bunu yapmayacağım diye. Yani yaşamış olduğumuz dünyada hasbelkader
çok fazla masivaya dalabiliyoruz. Yani Allah-u Teala'yı görmüyoruz. Hani trafik polisini görmediği gibi biz Allah'ı görmemiş gibi hayatımızı idame ettirmeye çalışıyoruz. Evet. Buna bir tövbe etmemiz lazım da. Tövbemiz hocam, hocaların cuma geceleri namazda, yatsı namazdan sonra yaptığı tövbeler gibi mi yapacağız? Yoksa tövbeyi nasıl yapmamız lazım ki bir daha biz bu işe dönmeyelim? Şimdi değerli kardeşim, Cenab-ı Allah Azze ve Celle, arkadaşlar şimdi Kur'an-ı Kerim bize bir rehberdir, kılavuzdur. Yani bir müminin dünya hayatında onu tehlikelerden koruyacak ve Allah'a yarar kul haline getirecek bütün kuralların bulunduğu, tavsiyelerin bulunduğu, övgü ve nasihatlerin bulunduğu, yasakların bulunduğu bir ilahi kitaptır. Biz ama maalesef Kur'an-ı Kerim'i okurken mesela 3 aylar girdik, 3 ayların içerisine göz açıp kapayıncaya kadar. Daha dün 2018'e girdik, gireceğiz derken 3. ayı bitti. Bitmek üzere, yani son günlerindeyiz. Şimdi 3 aylara da girdik, yarın o da bitecek. Ama vardığımız zaman bu ne olacak? Yani 3 ayın sonuna geldik, Ramazan bayramına erdik. Arkamıza baktığımız zaman acaba ne bıraktık geriye? Az önce söze başlarken söylediğiniz gibi ne hasat edeceğiz? Ne ektik de ne biçeceğiz? Bu çok önemli. Bunun için de yine murakabe gerekiyor. Dolayısıyla bir insan sürekli nefis muhasebesi içerisinde olması gerekiyor. Nefis muhasebesi nedir öyleyse? Nefis muhasebesi bir insanın günlük hayatını hesaba çekmesidir. Bizim insanımız çok iyi bilir bunu. Her yılbaşından önce özellikle esnaf ve tüccarlar defterlerini ortaya koyarlar, sattıklarını, aldıklarını ortaya koyarlar falan. Hilelerini kendilerine bırakıyorum. Bir takım fıkralar üretilmiş onların vergi kaçırma hileleri üzerine de onları şey yapmıyoruz. Ama bir hesap var, yani görüntüde de olsa bir hesaba çekilme var. Şimdi dünyada bu hesabı vermek böyle zorsa ahirette bu hesap nasıl verilecek? Allah hayır uzun ömür versin. İslam Enstitüsü'ndeyken hadis hocamız vardı bizim. Cenab-ı Allah Azze ve Celle kendisine hayır uzun ömürler versin. Geldi bir gün sordu. Arkadaşlar Allah'ın esması kaç dedi. 99 hocam dedik. Hayır 100 dedi. Yüzüncüsü nedir hocam dedik. Allah kül yutmaz dedi. Yani Allah'a kimse madik atamaz. Allah-u Teala'ya kimse işi, yani kitabına uydurma şeyi yoktur orada. O adili mutlaktır. Ama Allah'ın merhameti her şeyin üstündedir. O ayrı mesele. İşte biz de Allah'ın bu merhametini bilerek ne kadar günah işlersek işleyelim, hangi ortamda olursak olalım, günah işlediğimizin hemen akabinde yalnız samimi kalple, bütün samimiyetin, bütün içtenliğimizle Allah'a yöneleceğiz. Allah'a yöneleceğiz ki ya Rabbi bizi affet dediğimizde Cenab-ı Allah affettin kulum desin. Ama biz içimizden değil de dilimizden söylersek, dilimizle kalbimiz arasında hiçbir bağ olmazsa, hocaların şeyde cuma akşamları yaptığı gibi estağfurullah, 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 nedir estağfurullah bilmem, hoca söylüyor ben de söylüyorum oluyor. Böyle değil. Yani estağfurullah dediği zaman bir insan ya Rabbi ben senden, senin beni bağışlamanı istiyorum derken ağzından dökülen, kalbinden bir daha bunu söyleyebilmeli ki Cenab-ı Allah Azze ve Celle o zaman onu affetsin. Ayrıca Cenab-ı Allah Azze ve Celle'nin bizi affedebilmesi için de bu samimiyetin ötesinde bir de kendimizi, nefsimizi hesaba çekip, yani Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle ben bir genç istiyorum ayırıp o genç adam başını ensesinden soru verse ben kimim ve bu hal neyin nesi diye bir konferansında onu şöyle anlatmıştı. Ben diyor her gün akşam yattığında diyor gencin başını dizlerinin üzerine koyup ben bugün ne yaptım? Ey nefsim, ne yaptın sen bugün? Allah'a ne kadar yararlı kul oldun? Ne kadar şeytana uydun? Bunların hepsini ortaya dökecek ve artıyı eksiği tartacak. Eğer eksiği ise onlara tövbe edecek. Bir daha yapmamak üzere onlardan uzak kalacak. Artıysa o zaman da devam edecek artılara. Salih amel işleyeceğiz, yapacağız ama bilmediğimiz için tövbemizi çok çabuk bozabiliyoruz. Yani bilmemek derken bir Müslüman şu anda ilmihal bilgisini bile bilmiyoruz. Yani Müslümanlar bile ilmihalden aciziz. Evet, evet. Ancak bir de o kadar cesuruz ki ilmihal bilgisi bilmediğimiz halde
TV kanallarına boy boy hocalar çıkıp bizi birbirimize kafalarımızı tokuşturuyorlar bilmediğimiz şeyler hakkında ki onların da medyada sağ olsun böyle işi gerçekten çözecek, düzeltecek, insanlara evet. İslam'ı nakşedecek, anlatacak hocaları değil de kenarda köşede kalmış, hani tabirim mazur buyursunlar, RTÜK'ten şeyden nasıl daha fazla rant elde edebiliriz, o şeyimizi nasıl, izlenme oranımızı nasıl yükseltebiliriz düşüncesinde oldukları için hep böyle kenarda köşede ağzı laf yapan, cımbızla laf çeken hocaları alıyorlar. Haliyle biz garip Müslümanları da yine elimizi açıp Allah'ım beni affet demek düşüyor ama beni affet derken bile nasıl dediğimizin farkına varamıyoruz. Evet, evet. Hocam ilmihal bilgisini nasıl öğrenmemiz lazım? Çünkü her şeyin başlangıcı bu. Şimdi efendim malumunuz memleketimizde resmi olarak dini temsil eden bir kurumumuz var. Diyanet İşleri Başkanlığı. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın çeşitli alanlarda ortaya koyduğu eserler var. Bilim adamlarına yazdırmış olduğu eserler var. Bu bilim adamlarına yazdırmış olduğu eserlerden ilmihal kitapları da var bunun içerisinde. Şimdi bu ilmihal kitaplarını en güzel şekliyle, yani ilmihal bilgilerimizi en güzel şekliyle buralardan öğrenmemiz en kolay ve en sağlıklısı. Sizin dediğiniz şeye gelince, tabii ki biz Türkiye'de bir hürriyet var. Herkes her işi yapma şeyine sahiptir. Ayrıca Türkiye'de Müslümanlara yıllarca hayat hakkı tanınmamıştır. Yani Müslümanların televizyonlarda, filmlerde, her şeyde Müslümanlığı özendirecek değil, tiksindirecek programlar yapılmıştır. Dolayısıyla mesela Müslümanın Müslümanlığı çökertebilmek için, ki bunun üzerine şeyler yapılmıştır, çalışmalar yapılmıştır. Müslümanlığı çökertebilmek için Müslümanların rehberi olacak din görevlilerini çökertmişler. Onları böyle öcü gibi gösterme gayreti içerisinde olmuşlardır. Tabii ki şeyde el kufru milletun vahide kuralı gereğince, küfür yani inkar edenler tek millettir kuralı gereğince Türkiye bugün işte bunu çok güzel söyleyebiliriz, ortaya koyabiliriz. Yani şimdi Türkiye'de bir terör şeyini kaldırıyorlar, yerine başka bir terör grubu koyuyorlar. Onu kaldırıyorlar, eğer başaramazsa bir başkasını getiriyorlar. Yani yedi düvelle savaşıyoruz durumundayız şu anda. Bunun sadece terör dışarıdaki, efendim sınırdaki silahlı kuvvetler değil, bir de içimizde teröristler var. Onlar da işi sosyal ağ açısından yapıyorlar. Mesela pek çok şeylerde Facebook'lara falan böyle şeyler geliyor. Sorsan ben de Müslümanım diyor. Ama yaptığı şeyler değil, gavura, şeytana bile pabuç çıkarttırıyor yani. Bu şekilde şeyler oluyor piyasada. O adamlar bizi, yani kendilerini izleyen insanları, dinden kopmuş, dinle bir alakası olmayan insanları bir daha oraya dönmemeleri konusunda en güzel şekilde ayarlamaya veya onları meşgul etmeye çalışıyorlar. Onların vazifeleri o. Bizim vazifemiz de Müslümanları inançları üzerinde tutabilmektir. O zaman ben şu soruyu sorayım hocam. Şimdi akşam televizyon programını izledim. Ya kafamda almadı. Oradaki hoca efendi diyelim, evet, biz ona yine hani fazla hakaret var konuşmadan iyice karıştırdı kafamı, bulandırdı kafamı. Evet. Ben Diyanet var ama ben Ankara'ya gidip Diyanet'e gidemem. Şimdi efendim Diyanet sadece Ankara değil. Ha. Bizim Diyanet Türkiye'mizin, yani bugün Türkiye'nin en ücra köşesine varıncaya kadar mensupları olan bir teşkilattır. Efendim yüz binlerce şeyi olan, mensubu olan bir teşkilattır. Bu mesela köyde bir insan, Diyaneti boş ver, şehri boş ver, köyde bir insan ilk işi gidecek imamına soracak. Ha, imamı bilemiyorsa o da gelip müftüsüne soracak. Ondan sonra ona sağlıklı veyahut da, ki böyle şey de kalmadı şimdi, artık imamlarımız Allah'a şükür belli bir okul mezunları, neyin nerede olduğunu bilecek kapasitedeler. Bu insanlar hemen kitapları açacaklar. Arkadaş ben bunu bilmiyordum ama gel şöyle bir bakalım diyecek. O arkadaşı ikna edecek, edemezse ikna edecek birini bulacak ve onu ikna edecek. Hocam bir de ikna konusu demişken, şimdi anlık soruları soruyoruz. Akşam medyada çıkan bir tane haber üzerinden yarın gidip "Aa hocam bu nasıldı?" diye soru sorabiliyoruz. Ama akşam illa bir televizyon kanalında bir tane haberin köşesinde, kenarında bir tane çıkan bahsetmesi mi lazım benim bu dini öğrenmem için? Yoksa ben bir cemaat olarak hoca yatıyor tembel demektense
Ya hocam, ya şu İlmihal bir kere okumam mı demem gerekiyor? Yani cemaatin de böyle bir şeyler yapması lazım mı? Bunu şundan ötürü söylüyorum. Şu anda Diyanet İşleri Başkanlığımız camilerde akşam dersleri adı altında, kışın özellikle, akşam derslerini teşvik ediyor. Yani cemaatimiz gelsinler, katılsınlar, Kur'an-ı Kerim ve İlmihal bilgilerini öğrensinler diye. Yani kısa vadeli sade tek bir soru sormaktansa uzun soluklu bir yürüyüş yapıp dini gerçek manada öğrenebilmek adına herhalde bir caminin kapısını açmak gerekiyor diye düşünüyorum hocam. Şimdi efendim, zaten la salate li caril mescid illa fil mescid diye bir hadis-i şerif var. Caminin komşusunun ancak camide namazı sahihtir. Yani evet, evde kıldığı zaman da sahih olur ama Allah'ın hoşuna gitmez diyor Cenab-ı Peygamber. İlla o adam camide kılması lazım. Caminin yani camileri imar etmek sadece böyle görkemli yapılar yapmak değildir. İçini şenlendirmek önemlidir. Dolayısıyla mesela Allah hayırlı uzun ömür versin. Eğitim merkezimizin ilk bani müdürü hocamızın kız kardeşi evlenmiş. Gelin olduğu sıralarda kocası bir gün camiye gitmemiş. Evinde namaz kılmış. Onu evde namaz kılarken görünce ne yapıyorsun demiş ya. Namaz kıldım demiş. Ya erkek adam evde namaz mı kılar demiş. Niye? Görmemiş babasının evde namaz kıldığını. Ezan okunduğu zaman camiye gitmiş. Camide görmüştür. Şimdi hocalarımızın, hoca geçinen bizlerin acaba namaz hangi bahane uydursak da cemaatten kaçsak gibi bir şeyleri var. Eğer oturup doğru konuşalım şimdi. Dolayısıyla da cemaatin tabii ki imamı şey tutması gerekiyor. Ama bu bahsetmiş olduğunuz televizyon kanalları vasıtasıyla cemaatlarımız da şeyden soğuyorlar. Mesela sizin dediğiniz Diyanet'in şeyine uyan bizim mahalle caminin imamı var. Gayet güzel bir şekilde öğlen namazından sonra bir sayfa Kur'an meali okur. Yatsı namazından sonra birkaç tane hadisi şerif okur. Ondan sonra sabah namazından önce Kur'an-ı Kerim okur. Ben de orada şey olarak boş durmayayım diye, faydalı olurum diye Kur'an-ı Kerim'in tefsirine başladım. Yatsı namazından sonra cemaat önce gelmiyor. Yatsı namazından sonra bir 15 dakika, 20 dakika şayet konu bitmeyecek olursa yarım saati geçirmemek şartıyla sohbet ediyoruz. Cemaat baktı bir iki sefer, baktı ki kesilmiyor, sürekli her hafta oluyor bu. Artık cemaatin yarısı kalkıp gitmeye başladı. Cemaatin yarısı kalkıp gitmeye başladı. Şimdi ya bu bizdendir, yani konuştuğumuz cemaatin seviyesinden yüksektir veya aşağıdır bilemiyorum onu. Yahut da cemaat bu tür şeylere şey değil, alışkın değil. Yani cemaat artık yatmaya alışmış, keyfi şeylere alışmış, öğrenme ızdırabı yok cemaatin. Yani cemaate de bunu şey atmak gerekiyor. Mesela ayet-i kerime bunu gayet güzel açıklıyor. Bakınız. Diyor ki hulikal insanu helua. İnsan böyle yaratılmış. Yani ya bu şekilde böyle bir kararsız bir şekilde yaratılmış. Ve izâ messehu şerru cezua. Kendisine bir şer dokunduğu zaman sızlanması çoktur. Ama ve izâ messehu'l hayru menua var. Hayır dokunduğu zaman da hayrı başkalarından engelleme tabiatı var. Yani bizim yaratılışımızda eğer bu yaratılışımızı İslam'a göre eğitmezsek, hani Hazreti Ayşe annemize peygamberimizin ahlakını soruyorlar. Siz hiç Kur'an-ı Kerim okumuyor musunuz diyor. Onun ahlakı Kur'an'dı. Şimdi biz Kur'an'ı okuyoruz. Peki niye ahlakımız düzelmiyor? Kur'an'ı hatmetmek için okuyoruz. Ne demek Cenab-ı Allah bunu bize niye göndermiş? Allah'ın bize bir mektubu, bir takım istekleri var, emirleri var, yasakları var düşüncesiyle. Allah bu okuduğum ayette bana ne diyor düşüncesiyle okumuyoruz. Evet. Veya dinlemiyoruz. Hocam bir araya girmek istiyorum şundan ötürü. Aslında iş dönüyor dolaşıyor bizim kadim medeniyetimize, ecdadımıza dayanıyor. Tabii. Çünkü ecdadımız bu işi o kadar güzel ayarlamıştı ki o küçük mescitlerde uzun soluklu yürüyüşler yapmıştı. Yani İlmihal dersini şimdi Arapça kitaptan okuyorlardı. Yani bizim şu anda öğrenci olarak okuduğumuz kitapları oradaki tabii, Arapça kitaplardı. Arapçadan okuyordu. Zaten Kur'an-ı Kerim okumayı bilmeyen yoktu ki mukabeleyi hocadan dinlesinler. Herkes kendi mukabelesini kendisi okuyordu. Tabii. Yani hal böyle olduğu zaman da ister istemez Ali Ağa, Mehmet Ağa camiye geldiği zaman bak sen yoktun öğlen, dersi kaçırdın, şu araları kaçırdın, bak burada çok şey kaçırdın diye şüphesiz, teşvik ediyorlardı birbirlerini.
Şimdi bizim uzun soluklu yürüyüşü yitirdiğimiz için, unuttuğumuz için özellikle de bunda kara propaganda vardı. Ecdadımızı bize soğuk gösterdiler. Öyle gösterdiler. Öyle bizden efendim, uzaklaştırdılar. Sanki, zaten neslimizden kopmak, tarihimizden, köklerimizden kopmak için bunu yaptılar zaten. Köksüz ağaç çabuk kuruyacağı için. Bugün bile ortaya bir medrese tabirini attılar ki medrese mektep arasında bir ayrım yoktur. İkisi de eğitim merkezidir. İkisi de eğitim için kurulmuştur ki ikisi de birbiriyle yarış içerisinde değildir. İkisi de birbirini tamamlama içerisinde. Ama medya öyle bir algı yapıyor ki arkadaş sen medreseye gittiğin zaman medresinde okunacak, Kur'an okunacak. Ama onu demiyor. Medrese diyor. O köken Osmanlıca kelime olduğu için halkın algısı da Osmanlıcaya küs olduğu için. 90 yıldır onun kötü propagandası yapıldığı medrese için. Medrese dendiği anda yok arkadaş o kötü bir şey diyor herkes. Halbuki farkında bile değil. Ecdadımızdan bizi koparmışlar. Ama hocam inşallah yeniden biz dirileceğiz. Uzun soluklu yürüyüşe başlayacağız. İnşallah. Allah öyle hocalarımızın sayısını arttırsın inşallah. Bizlere de onlardan istifade edebilmeyi nasip eylesin. Evet. O cemaatimizin sayısını da arttırsın. Zira biz cahillikten kaybettik. Bilgi sahibi olduğumuz zaman da bilgimizi de hayatımıza tatbik ettiğimiz zaman da yeniden kazanacağız diye inanıyorum inşallah. Tabii tembellik önümüze büyük bir engel. Bu tembellik engelinde yavaş yavaş aşacağız. Şüphesiz demek ki, efendim insanın dönüşümü kolay değil. Çok uğraşmamız gerekiyor. Hani Akif merhum da diyor ki yıkmak yapmak gibi insanlara şey mi verir diyor. Onu en çulpa herifler de becerir. Dolayısıyla yıkmak kolaydır ama yapmak çok zordur. Hadi diyor bugün işte Süleymaniye diye göster kubbeyi diyor. İki ırgat diyor onu indirir aşağıya. Hadi yapalım dediğin zaman diyor bir Sultan Süleyman bir de Mimar Sinan gerekir diyor. Yapmak kolay değil. Onun için de sızlanmadan yavaş yavaş sabırla insanları inşa etmek, imanı inşa etmek, salih ameli inşa etmek, tevbeyi inşa etmek. Yani insanların kalbine girebilmek bunları başarmaya çalışmak vazifemizdir. O sizin bahsettiğiniz az önceki cami meselesinden bir hatıramı anlatayım. İmam Hatip'i bitirdim. Nasip oldu. Memlekette bir camiye imam oldum. Bir cemaattan birisi geldi. Hoca gözlükle namaz kıldırılmaz dedi. Hangi kitapta yazıyor bu dedim. Ben anlamam dedi. Ben dedi Kara Müftü'nün önünde dedi. Buhari Şerif dinlemiş adamım dedi. Yani şimdi bu şu demektir. Ben çocukluğumdan hatırlıyorum. Rahmetli dedemi Atıl'a o camiye götürüyordum ben. Orada Kur'an-ı Kerim'i baştan sona Müftü Efendi sabah namazından sonra hatmetmiş, tefsir etmiş yani ve Buhari Şerif'i tefsir etmiştir. Buhari Şerif'i ben hatırlıyorum çocuk 8-9 yaşlarındayken götürüyordum atın üzerinde duracak kadar olduktan sonra. Sonra dedem gündüz geliyordu yavaş yavaş. Dolayısıyla cemaat onu dinlemenin kendisine bir güç verdiğini, İslami bir bilgi sahibi olduğunu biliyor ve ona güvenerekten diyor ki bana söylediği yanlış da olsa gözlükle namaz olmaz. Ben Buhari Şerif dinlemiş adamım diyor. Yani bu şekilde olmamız gerekiyor. Tabii ona da hemen parantez açacağım hocam. Şundan ötürü Buhari dendiği zaman da şu anda aklımıza öyle bir algılar koydular ki arkadaş ya sanki sıradan normal bir kitapmış gibi. Ya ne gerek varmış yani Buhari yazmış işte. Hani bunu bu şekilde Allah muhafaza hani bunu taklit etmek adına böyle yaptım ki bu bile doğru değil. Şu benim yaptığım hamle bile hareket bile doğru. Allah beni affetsin. Yani doğru efendim. Yani o bile doğru değil. Ancak bu hale getirdiler hocam bizi. Yani yine medya, yine kara propaganda, yine o kiralık hocalar, yine bizleri Buhari Şerif dediğimiz zaman arkadaş Buhari'ye de şerif kelimesini nereden takıyorsun sen? Demeye getirdi. Halbuki ecdadımız bunu Buhari dersleri adı altında cami dersleri yapmışlar. Doğru. Yani biz işte hocam. Ayrıca şimdi hadis geleneğinin, hadis birikiminin nasıl meydana geldiğini bilmedikleri için ya konuşmak kolay ya. Yıkmak kolay dedik işte az önce. Konuşmak kolay yani. Buhari nedir? Buhari nasıl meydana gelmiş? Kaç hadisten seçilmiştir? Buhari'nin prensipleri nedir? O prensiplere göre başka bir muhaddis var mıdır? Bunları bilmeden o yani slogan şey diyoruz biz onlara. Slogan adamları duymuş birisinden. O da meşhur olmak için. Hani şimdi bir insan halif tuğraf diyorlar. Muhalefet et meşhur olasın. Adam kim? Müslümanların çok önem verdiği şey nedir? Buhari Şerif'tir. Öyleyse buna bir dil uzatmam gerekiyor meşhur olabilmek için. Hadi bakalım oraya bir taş. Şimdi hani bir deli bir kuyuya taş atar 40 akıllı çıkaramaz derler. Böyle oluyor iş yani. İşte aslında atan deli değil.
O deli, tabii işte, deli atıyor da deli, o deli, deliye vurarak attırılıyor. Ona birisi attırıyor tabii, ve tabii, biz bunu yiyoruz. Ama yememizin sebebi de şu hocam. Ben ecdadımın okuduğu Buhari'yi elime alıp bakmamışım ki. Evet, caminin hocasına gidip hocam sen bana niye bunu öğretmemişsin dememişim ki. Şimdi tam bu noktaya geldim hocam. Kur'an-ı Kerim öğrenme. Evet. Bu Ramazan ayında bir söz vermemiz lazım. Eğer biz gerçekten Müslümansak şu anda televizyon ekranından değil de nenelerimizin yaptığı gibi camın kenarına geçip o iftar vakfı yaklaştığı zaman da kem küm bile olsa kendi hatmimi kendimizin okuması lazım. Evet. Eskiden belki nenelerimizin zamanında Kur'an-ı Kerim öğrenme imkanları ellerine geçmedi. Ama bugün imkanlarımız var elhamdülillah. Hem nenelerimiz için hem dedelerimiz için. Evet. Hem torunlarımız için hem evlatlarımız için. Doğru, hem de kendimiz için. Kendimiz için. Şu anda her yaştaki insana Kur'an-ı Kerim öğretiyorlar, gayret ediyorlar. Bunu sivil toplum kuruluşları yaptığı gibi Diyanet İşleri Başkanlığımız bünyesindeki Kur'an kurslarımız ve camideki hocalarımız yapıyor. Her şey. Herkes yani bir insan ben dinimi öğrenmek istiyorum dediği zaman bugün memleketimizde Allah'a binlerce şükürler olsun herkes onun hizmetindedir. Mesela memleketimizde Alo Kur'an öğrenmek istiyorum programı var. Yani Kur'an-ı Kerim öğrenmek bir telefon kadar yakın size diyor. Şimdi herkes istediği zaman mahalle camiinden başlamak suretiyle çeşitli Kur'an kurslarına gitmek suretiyle rahatlıkla Kur'an-ı Kerim'i öğrenebilirler. Evet. Kur'an-ı Kerim öğrenmeyi şundan ötürü önceledim hocam. Biz namaz kılacağız. Müslümanız elhamdülillah. Tabii. Ya hocam ara sıra ama kaçırıyorum. Yani hani ya işte iş de oluyor, yol da oluyor, yorgun oluyorum, uyuyakalıyorum diyoruz bazen. Ki bunlar mazeret değil. Ama bu mazeretleri dememek için ne yapmam lazım hocam? Sorunun zor tarafı ama cevabı kolay. Zor değil efendim, zor değil. Yani bütün mesele bunları, yani bu mazeretleri ortaya koymanın temelinde iman zaafı var. Hatta şöyle bir şey söylenir, ezan okunurken seni camiye götürmeyen iman cennete nasıl götürsün diye. Şimdi ezan okunurken camiye götürmüyorsa veyahut da gidemeyebilir. İnsanın bir takım şeyler olur, namazı cemaatla değil de özel olarak da kendi başına da kılar, o namaz da sahihtir, ayrı mesele. Ancak bir insan yani en azından ezan okunduğu zaman camiye gidememesinden bir ızdırap duyar, bir terleme hisseder, kendisini suçlu hissedecek bir kapasitede olması gerekiyor. Dolayısıyla da bir Müslümanın bu şekilde şey yapması, yani mazeretler uydurması, bir de şöyle bir atasözümüz var, namazda yüzü olmayanın ezanda kulağı olmaz derler. Yani adam anasından görmemiş, babasından görmemiş, etrafında şey ettiği insanlardan görmemiş. Mesela bir zamanlar Cumhuriyet döneminde camisiz, minaresiz semtler oluşturmuşlar. Niye? Ezanı duymayacaklar. Hatta işte ezan okuyan hocalara düşman kesilen, diş bileyen bir takım insanlarımız var bugün bile. Ama memlekette hiç kimse büyük şehirlerde çalan çanların rahatsızlığının hiç şikayet eden yok yani. Ama Müslümana geldiği zaman herkesin ağzı bir karış açılıyor. Her şeyi söyleyebiliyorlar. Müslüman da sanki suçluymuş gibi böyle kendi %99 Müslümanım diyor. İslam'ı kimlik olarak beğenmiş, kabul etmiş bir memlekette bu tür şeyler de çıkabiliyor yani. Ve bunlar Müslümandan daha çok. Yani %99, %1 denilen bu insanlar Müslümanlara veryansın edebiliyorlar. İşte bu baskıyı da bize birbirimize yaptırıyorlar hocam. Yani hocayı hocaya vurduruyorlar, evet. Cemaati cemaate vurduruyorlar. Daha ne olduğunu bilmeden ben orada arkadaş senin dediğin İslam'da yok demem gerekirken karşıdan bir tane hiç hacı amca sakallı çıkıyor. Arkadaş senin yaptığında olmadı şimdi dinde böyle bir şey var mı? Ki o da bilmiyor. O da bilmediğinin farkında değil. Ama böyle bizim korumamız gereken dinimizi kendi dilimizle heba etmeye gayret ediyoruz ki Allah muhafaza. Allah muhafaza. Çok hafife almaya tabii, başladık hocam. Yani efendim. Aslında günümüzün tabii en büyük efendim. Hastalıklarından da bir tanesi. Hani iman küfür müvazenesini tartışmayacağım ama dinimizin değerlerini hafife almak da dinimizi hafife almaktır. Allah tabii, muhafaza. Yani tabii. Bu çok tehlikeli bir ameldir, eylemdir. Şu anda sözlerimizi hafife alıyoruz. Eylemlerimizi hafife alıyoruz. Ondan sonra cennet bekliyoruz. Allah'ın rahmeti bol diyoruz. Yani burada da kendimize bir çekicem vermemiz. Efendim şimdi herkes Allah'ın rahmeti bol gerçekten. Amenna biz ona iman ettik hocam. Çünkü Cenab-ı Peygamber diyor ki eğer diyor bir Müslüman Allah'ın azabının ne kadar büyük olduğunu bilse hiçbir Müslüman cenneti umamaz diyor. Yine bir kafir Allah'ın rahmetinin genişliğini bilse cehenneme gitmek hiçbir kafirin aklından geçmez diyor. Allah'ın rahmeti boldur. Ve Cenab-ı Allah Azze ve Celle kulunun tevbesini bekliyor, durmadan bekliyor. Ve diyor ki kulum bana yerden göğe kadar şey yapsa,
günah işleyerek gelse ve dese ki sonunda, ya Rabbi ne olur beni affet, ben onu yerden göğe kadar rahmetle, mağfiretle affederim, bağışlarım diyor. Ama önemli olan işte bunu kalpten isteyebilmek, o göğe kadar işlemiş olan günahları terk edebilmektir. Hocam işte kalp engel oluyor dedik. O zaman kalbimizi nasıl temizleyeceğiz biz? Yani namazlarımızı kaçırmamak adına. Evet, bir ayeti kerime vardı. Onu iyi şey yaptın ama ondan önce bu insanın yaratılışında, insanın zayıf yaratılması, efendim böyle mütereddit yaratılması, şerler karşısında sızlanıcı bir halinin olması. Yani yaratılışımızda bunlar var bizim. Ancak bunları İslami eğitimle, Kur'an'la, hadisle bertaraf edebiliyoruz. Cenab-ı Allah diyor ki, Me'aris suresinde olacak yanlış hatırlamıyorsam, illel musallin, namaz kılanlar müstesna. Yani yukarıdaki insanın zaaflarını anlatıyor. Ondan sonra da illel musallin diyor. Namaz kılanlar müstesna. Neymiş onlar? Ellezinehum ala salatihim daimun. Namazlarında daimi olan insanlar bunlar. Şimdi bir şeyde de inne salate tenha anil fahşâ vel münker var ayet-i kerimede. Şimdi adam namaz kılıyor. Ama esnaf diyelim, namaz kılıyor. Kılmış olduğu namazın hemen arkasından geliyor. Her türlü kötülüğü yaparak da müşterilerine kazık atıyor diyelim kaba tabirle. Şunu yapıyor, bunu yapıyor. Bu adamın kılmış olduğu namaz adet namazıdır o zaman. Allah için değil, yani millet görsün diye namaz kılıyor. O şeyde Erayetellezi suresinde, Maun suresinde, yura'unen nas diyor. İnsanlara gösterir. O adam namaz kılıyor. Öyleyse Müslüman ondan alışveriş yapması gerekir. Niyeti belki de olabilir. Tabii kimseyi biz töhmet altına bırakmak istemiyoruz ama yaptıklarından çıkan şeyler bunlar. Namaz kılıyor ama her türlü kötülüğü yapıyor. Namaz kılıyor, dedikodu yapıyor. Namaz kılıyor, işte, yapıyor. Latif olsun diye bir pabucunu dama atacak bir tane ahilik kurumumuz olmadığı için bunlar, evet, yapıyor. Evet, yani maalesef. Biz İslam alemi olarak da kurumsallaşamadık. Yani şöyle kurumsallaşamadık derken biz birbirimizi uyaramıyoruz. Yani ben size diyemiyorum ya hocam bak bu yaptığınız hatalıdır veya bunu üslubunca uyarınca diyemiyorum. Kimse kimseye diyemiyor. Dediğiniz gibi sen ne bilirsin arkadaş veya arkadaş ya günümüz şartlarında para kazanmanın ne demek olduğunu sen biliyor musun? En basit bir tabir. Doğru. O zaman o adama da ben şöyle diyeceğim. Sen günümüz şartlarında cenneti kazanmanın ne demek olduğunu biliyor musun? Evet. Ondan da haberdar değil. İşte haberdar değil. Ayrıca hocam, insanımıza sözde söylenmiyor. Ben biraz böyle son söyleyeceğimi önceden söylediğimi sen biliyorsun. Camiye giderken kardeşimizin birisi sigara içerek gidiyor. Aynı camiye gidiyoruz. Ve safa durduğumuz zaman belki de ağzını yıkamadan, zaten yani ağzını yıkamaya gitmese girme camiye, ağzını yıka gel ondan sonra git diyecektim. Girmeden ya sen sigara içiyor muydun? Sigaranın zararlarını çok söylüyorlar. Bugün artık eskiden keyif verici maddelerde inceleniyordu. Şimdi haram diyorlar sigaraya dedim. Ya hocam dedi namazımızı huzurla kılalım dedi. Ne demek bu? Hoca bana karışma. Sigarama karışma, laf söyletmem demektir. Ben de sesimi çıkarmadım adama ama bereket ki yine söyleyecektim gene de ağzını yıkamaya gitti. Çünkü yani Cenab-ı Peygamber soğan sarımsak yiyen musallamıza, namazgahımıza, camimize yaklaşmasın diyor. Ama sigara içenler var yanımıza duruyor, yaşlı bir amcamız var. Sigarayı ağzından atıp da mı geliyor yoksa hiç ağzını burnunu yıkamadan mı geliyor ne oluyor bilmiyorum. Fitil fitil sigara kokuyor namazda yani. O şundan kaynaklanıyor hocam. Ah bir bilse o sigara kokusuyla geldiği zaman da melekler onu korumaya almayacaklar. Yanında melekler durmayacak. Öyle ama geldiği işte. Zamanda, ama işte yine bunlar söyleniyor hocam. Bunlar vaazlarda söyleniyor. İşte, camideki şeylerde söyleniyor. Biz İslam'ı şöyle düşünüyoruz. Ben Müslümanım elhamdülillah. Namazda kılıyorum tamam. Köşeyi döndüm demektir. Camide imam o vazifesi konuşacak. Niye konuşacak? Bize öğretmek için mi konuşacak yoksa konuşmuş olmak için? Efendim Diyanet müftülük ona emretmiş, o yapacak o işini. Ben de keyfime bakacağım. Böyle düşünceyle sanki giriliyor namaza. Yani söylenen şeyleri, bunu ben bugün öğrendim, artık bunu yapma mecburiyetim var, yok yani. Böyle bir düşünce yok maalesef. Evet. Halbuki ise Allah Resulü'nün ashabı, Resulullah'ın ağzından bir şey çıksa da uygulasak diye bakıyorlardı. Hatta kendilerine soru sormak yasaklanmıştı. Bedevinin biri gelse de patavatsız bir soru sorsa da Resulullah güzel bir şeyler söylese de yaşasak diye bekliyorlardı. Onların hanımları ne kazandın, ne getirdin bana diye sormuyorlardı.
Resulullah ne dedi diye soruyorlardı. Evet hocam, Ramazan ayına o kadar güzel hazırlanmamız lazım ki her nefes alışverişimiz Rabbimize kulluğumuzun bir göstergesi olsun. Yanına açtığımız değil, Rabbimize yaptığımız ibadetlerimiz olsun. Bayram gününe çıktığımız zaman da bayramımızı bayram yapabilmek adına. Tabii bu uzun soluklu bir yürüyüş olacaktır illaki. Ancak bu yürüyüşe kendimizi hazırlamamız lazım. Hasbelkader her insanın bedeni, bünyesi farklılık arz eder. Kaldı ki bizim imani güçlerimiz de biraz zayıftır, güçlüdür, kuvvetlidir. İmanlarımız da eksilme, yok azalma değil de güç oranında orantısal olarak bazen zorlandığımız olabilir. İşte bütün bunları aşabilmek için neler yapmamız lazım? Şimdi bu soruyu hocamıza soracağız. Sayın hocam, Ramazan ayına orucumuzu huşu içerisinde tutabilmek için neler yapmamız lazım? Nasıl yol izlememiz lazım ki Ramazan ayı geldiği zaman da açlığımız değil, huşumuz varsın Rabbimize? Evet. Şimdi malum biz Müslümanız diyoruz. Müslüman her şeyden önce sözlerimizin başında da sohbetimizin başında da söylediğimiz gibi kendini hesaba çeken adamdır. Önce biz Ramazan gelmeden kendimizi bir hesaba çekeceğiz. Ne kadar Müslümanız? Kaç gram çekiyor benim Müslümanlığım? Önce bunu ortaya koyacağız. Ondan sonra da bu Müslümanlığı müminlikten müttakiliğe nasıl aktarabiliriz? Müttakilikten muhlisun olmaya nasıl aktarabiliriz? Bunları tabii birer gömlek yükselterek bunu yapacağımız için bir iki şey ben söyleyeyim isterseniz. Kur'an-ı Kerim'de mesela Kur'an-ı Kerim'in El-Bakara suresi, Fatiha-i Şerife'den sonra El-Bakara suresinin başında Kur'an-ı Kerim'in ذَٰلِكَ الْكِتَابُ الْعَرَيْبَ فِيهُ هُدَنْ لِلْمُتَّقِينَ müttakiler için, lil müminin demiyor Cenab-ı Allah, müttakiler için hidayettir. Şimdi %99'u Müslüman geçinen bir memlekette kaç kişi namaz kılıyor? Sırf benim bulunduğum sitenin adamı camiye gitse camimiz almaz. Sırf benim bulunduğum sitenin, yani orada yüzlerce site var, binlerce ev var. Camilerimiz boş. Niçin boş? Allahu alem. Bu bizden kaynaklanabilir. Ama bizden kaynaklanabilirse Müslüman imanına sahip çıktığı gibi, dinine sahip çıktığı gibi camisine de imamına da sahip çıkacak. İmamı eğer hakikaten bilinçli bir Müslümanın imamlığını yapacak kapasitede değilse değiştirilmesini isteyecek. Veya onun kapasitenin artırılmasını isteyecek. Bu yapılıyor. Zaten Diyanet bunun üzerinde çok çalışıyor. Sürekli eğitim merkezlerinde imamları eğitimden geçirmeye çalışıyor. Onun ötesinde kendi dinine, imanına sahip çıkıyorsa benim imanım beni nereye kadar götürüyor? Kaç vakit namaza götürebiliyor? Ben hangi basit şeyleri mazeret edinerekten cemaatten kaçıyorum? Veya bir şeyler okumak, öğrenmekten kaçıyorum? Yani bunları hesabını yapacak. Onun için de Cenab-ı Allah Azze ve Celle orada hüden lil müttakin diyor. Müttakiler için hidayet, kılavuz olan Kur'an-ı Kerim'den bahsediyor. Müttakilerin de sıfatlarını söylüyor aşağıda. Sonunda da ülaike humul müflihun diyor. İşte felaha eren, kurtuluşa eren bunlardır diyor. Yine şeyde Âl-i İmrân suresinde genişliği yerler ve gökler kadar olan cennetten bahsediyor. Onda da diyor ki u'iddet lil müttakin diyor. Müttakiler için hazırlanmıştır. Kim o müttakiler? Efendim nasıldı ayet-i kerime? Hüden lil müttakin ellezine yu'minune bil, yok orada değil. Âl-i İmrân suresindeki. Ellezine izâ esâbetü musibetün. Orası da değil. Az önce aklımdaydı, şimdi gelmedi işte. Yani onlar ihsan sahibi insanlar. Efendim insanları şey yapanlar, öfkelendikleri zaman affedenler, infak edenler. اَلَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالدَّرَّائِ وَالْكَازِمِينَ الْغَيْزَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. Yani yunfikune fisserrai ve darra. Yani hem bolluk, rahatlık anında infak ediyorlar, hem sıkıntılı anında infak ediyorlar. Ayrıca ve darra vel kazimin el gayza, öfkelerini yutabiliyorlar. Şimdi bizim mümkün değil, yani bir mümin kızdığı zaman, mümin tabii ki ben İslam'ın mümininden bahsetmiyorum, günümüz mümininden bahsediyorum, kızdığı zaman tamam ortalığı mahvediyor. Yani ben rahatsız olmuşsam herkesi rahatsız ederim diyor adam. Ya ben müminim, acaba rahatsız etmesem ne olur düşüncesi yok yani. Vel afine aninnas.
Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselama bir ayet-i kerime geliyor. Cenab-ı Peygamber Cebrail aleyhisselama soruyor. Ayetin manaları açık ama Cenab-ı Allah ne murad ediyor bundan diye soruyor. Cebrail aleyhisselam diyor ki ya Resulallah gelmeyene gideceksin. Vermeyene vereceksin. Sana kötülük edene affedeceksin diyor. Şimdi bu Cenab-ı Peygamber'in ahlakıdır. Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam kendisine yapılan hiçbir şeye karşı ceza vermemiştir. Hiçbir şeye, hiçbir kimseye. Mekke'yi fethettiği halde bile ne diyor? Bugün diyor Hazreti Yusuf'un kardeşlerine dediğimi diyorum diyor. Entümül tulaka. Hepiniz azatsınız. Hiçbirinize ceza vermeyeceğim diyor. Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşleri onca kötülüğü yaptıklar. Halen onların haseti dünyayı şey yapıyor. Buna rağmen ne yapmış yaptı Yusuf Aleyhisselam? La tesribe aleykumul yevm. Bugün artık size ayıplama, kınama yoktur dedi. Müslüman böyle olması gerekiyor. Müslüman Ramazan'a, özellikle Ramazan'a. Ramazan rahmet ayıdır. Şimdi Cenab-ı Allah Kur'an-ı Kerim'de, bakın o ayet-i kerime ezbere bilmiyordum. Diyor ki ayet-i kerimede, efendim, وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ اِلَّا لِيُطَاعَ بِاِذْنِ اللّٰهِ. Biz hiçbir peygamber göndermedik ki Allah'ın emriyle ona itaat edilmesin. Yani gönderdiğimiz her peygamber Allah'ın emriyle kendisine itaat edilmek üzere gönderildik. Cenab-ı Peygamber'in açık ve seçiktir Ramazan'daki hayatı. Hele hele diyor Hazreti Ayşe annemiz, Ramazan'ın diyor son 10 günü geldiği zaman yatağını toplar, ailesini uyandırır, çoluğunu çocuğunu uyandırır, sabahlara kadar ibadetle meşgul olurdu. Şimdi o peygamberin ümmeti olan bizler Ramazan geldiği zaman ne yapacağımız ortada zaten yani. Bir, orucumuza sakat getirmemeye çalışacağız. Neyle olur bunlar? Dedikodu, gıybet, efendim yalan, öteberi. İbadetlerimize azami derecede itina göstereceğiz. Allah'ın hoşuna giden Allahu Teala ve Tekaddes Hazretlerinin ya Rabbi sana layık değil ama. Çünkü İslam büyüklerinin hepsi şunu söylemişler. Ma abetnake hakka ibadetik. Ya Rabbi sana layık bir ibadet yapamadık. Ma arafnake hakka. Zaten hakka marifetik olduğu için Allah'ı hakkıyla bilen insanın ibadeti de hani az önce bahsettiğimiz ihsan hadisinde olduğu gibi onun bizi gördüğünü, onun gözetimi altında ibadet yaptığımızı bilerek ibadet yapsak zaten mesele kalmaz yani. Bu şekilde hayatımızı elimizden geldiği kadar ilahi çerçeve içerisine Allah, peygamber ve kul. Bu üçünün yani gerçi Cenab-ı Peygamber zaten bize Allah-u Teala'nın bir modelidir. Yani nasıl Müslüman olunur? Nasıl Müslüman olunurun modelidir. Onun için Cenab-ı Peygamberi Cenab-ı Allah Azze ve Celle Kur'an-ı Kerim'de öyle diyor. وَلَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Allah Resulü'ne sizin için en güzel örnek var. Ahlak yönünde de muhteşem bir ahlaka sahip olduğu için onu bize model gösteriyor. İşte o zaman model alacağımız belli. Cümle hocam, bu din bana geldi. Hem de evet. Darlığında da bana geldi. Sıkıntı anında da bana geldi. Evet, fakirlik evet. Anında da bana geldi. Zenginlik anında da bana geldi. Tabii. Efendim ben falancayım, istediğin gibi kızarım. Bürünmesi yok. Öyle yok. Kibir diye bir şey yok. Öyle yok. Fakirim ya Rabbi sen bu kadar ihsan ettin, nimet ettin. Kaldı ki elhamdülillah şu an yaşadığımız bu ülke topraklarında fakir dediğimiz insan komşu ülke topraklarındaki zengin dediğimiz insandan daha zengin. Evet, kardeşlerimize şunu söylüyorum. Ez cümle deyince vakit bitmek üzere herhalde. Şimdi şöyle bir şey var. Bu hoşuma gittiği için ezberlemiştim. Cihan bağında ey aşık budur maksudu insücin. Ne kimse senden incinsin, ne sen kimseden incin. Yani Müslümanın vazifesi bu olması lazım, bir. İkincisi de yine bununla ilgili olarak da efendim incidenden, incinme incidenden, kemalde noksan imiş, incinen incidenden. Yani Müslüman, az önce Peygamberimize Cebrail Aleyhisselam'ın dediği gibi, vermeyene vereceğiz, gelmeyene gideceğiz. Efendim şimdi bizde bir enaniyet, bir şey var. Şeytan dürtüyor arka taraftan, nefsi dürtüyor. Nefis de bizi dürtüyor, diyor ki, o tekkede sen ziyaretçi misin diyor, bir de o sana gelsin. Ya niye gelmiyor o acaba? Gideceksin, bir şey, bir derdi varsa onu söyleyeceksin. Veya derdi varsa onu gidereceksin, derdine çare olmaya çalışacaksın. Efendim ben ona niye vereyim, ben başım sıkıştığı zaman o bana vermemişti.
Sen ver de büyüklüğünü göster. O bunu yapmamız gerekiyor. Hasılı yani Müslüman olarak bütün bunlar bize model olarak gönderilen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hayatını hayatımız yapmadıktan sonra kurtuluşumuz çok zor. İşte iş geliyor, gidiyor, bitiyor hocam. Yine bizim cahilliğimize geliyor. Şundan ötürü cahillik evet. diyorum hocam. Efendimizin hayatını da öğrenemedik ki biz. Televizyonda iki tane hoca çıktı, üç tane menkibi anlattı, ağladı. Bize aha dedik, tah bu Efendimizin hayatı dedik. Ama açıp da bir Peygamber Efendimizin hayatını güzelce okumadık ki. Evet. Eskiden Osmanlı döneminde camilerde yine Peygamber Efendimizin dersleri yapılırmış. Tabii. Yani belki de birçok evde hili şerif vardır. Yani tablolarını asmışlardır. Orada Efendimizin güzel ahlakı, yani soyu nasıl olduğu, nasıl durduğu, nasıl kalktığı yazıyordur. Tablodan bile haberdar değilizdir. Maalesef. Veya şu anda mesela sanal ortamda cuma günleri geldiği zaman da tık basıp düğmeye Efendimiz böyle de gönderiyoruz. Orada diyoruz ki sabırlı ol, öfkeni yen, gönderiyoruz. Hala nerede kaldın getirmedim. Az önce gönderdiğimiz mesaj Efendimizin hani bilgisizlik dedik ama az önce evet, mesajı gönderirken evet. gönderdik. Okuduk da gönderdik ama mesaj gittikten sonra biz yanımızdaki insana kızdık. Öyle efendim. Aman ha cuma günü geldiği zaman da cuma namazını şöyle abdestinizi güzel alın, şöyle namazınızı kılın. Cuma vakti geldiği zaman yine aynı ben, yine aynı tas. Cuma geldiği zaman da Kehf suresini okumanın şu kadar mükafatı, bereketi vardır. Cuma suresini okumanın şu kadar şeyi vardır. Salavat-ı şerife getirmenin şu özelliği vardır. Cuma'da öyle bir an vardır ki dua yaptığın zaman dua kabuldür. Tamam mesajı gönderdik. Biz ne kadar dua yaptık? Hiç bunu sormuyoruz hocam kendimize. Evet. Yani biz bundan evet. da gafil olduk. Yani dünyaya öyle bir daldık, öyle bir aldandık ki maalesef. Ne farkındayız? Battıkça batıyoruz. Aslında çıkmamız gerekiyor. Farkında değiliz. Yani hani bugün teknolojinin nimetlerini aslında görüyoruz. Evet. Yani her ne kadar kötülükleri olsa da bize din olmayan şeyleri din diye ihdas ettirseler de ama iyi olan, güzel olan şeyleri de görmemiz gerekiyor evet. en azından. Yani bu din bize indi dememizin vakti geldi evet, artık. Evet. O az önceki bahsettiğimiz o müttakilerin şeylerinden, sıfatlarından birisi de وَالَّذ۪ينَ اِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً اَوْ ظَلَمُوا اَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللّٰهَ فَاسْتَغْفِرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهُ Müttaki bunu bilecek. Yani bir kötü söz söylediği zaman veya Allah'ın hoşuna gitmeyen bir eylemde bulunduğu zaman bunlardan hemen vazgeçecek, Allah'ı hatırlayacak. Bana bunca nimeti veren Allah'ın huzurunda ben bu kötülüğü nasıl yaptım diye hemen pişman olacak. İstiğfar edecek, Allah'tan bağışlanmasını isteyecek, tevbesini yapacak. Ondan sonra da وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ Allah'tan başka günahı affedecek kimsenin olmadığını bilecek. Yani efendim işte bugün adam yapıyor. Benim dayım var, emmim var, avukatım var, milletvekilim var, hakimim var, şuyum var, buyum var diyor. Sonra işini çıkartıyor belki ama çok olmuyor yani. Cenab-ı Allah bir başka yerde onun icabına bakıyor. Bir de şu hasretimizi de yitirdik hocam. Yani biz evet işimizi döndürüyoruz bir şekilde ama iş ucu bize dokunduğu zaman da ya falanca öyle yaptı diyoruz. Arkadaşım az önce ben yaptım bu işi. Ben yaparken suç olmadı, falanca yaparken suç evet, oldu. Evet. Ben kendi suçumu görmem lazım ki falanca öyle yaptı derken falancaya da uyarma hakkına sahip olmam lazım. Olmamız yani bu lazım. Hasretimizi, bu özelliklerimizi kaybettik hocam. Efendim yani, işte atalar demişler ya iğneyi kendine çuvaldızı ile batır diye. İli eleştirmeden önce kendimizi eleştirmemiz gerekiyor. Nefsimizi eleştirmemiz gerekiyor. Ondan sonra da ile söz söyleyecek. Zaten bizim söz söylememize gerek yok ki toplum o gerekeni yapıyor yani. Önemli olan bizim kendimizi muhafaza etme gayreti içerisinde olmamız gerekiyor. Ya işte inşallah şu 3 aylar vesilesiyle ailemizden, ailemizden, yuvamızdan i̇nşallah. Bir girizgah yaparız, bir başlangıç efendim, yaparız. Şimdi Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Cenab-ı Allah azze ve celle şöyle bir ayeti kerime gönderiyor. Kema ersenna fikum rasulen minkum yetlu aleykum ayatina. Size diyor, sizin içinizden peygamberler gönderdik. O peygamberler ayetlerimizi size okudular, okuyorlar. Ve yüzekkikum ve sizi tezkiye ediyorlar, temize çıkarıyorlar. Nasıl temize çıkarılır? Tezkiyetün nefs, tasfiyetül kalp diye bir şey var. Yani insan kötülüklerden kendini arındırması gerekiyor. Bu da Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin metoduyla oluyor. Sonra ve yuallimukumul kitabe vel hikme. Az önce sohbetimizde de geçtiği üzere Kur'an-ı Kerim'i bileceğiz, sünneti bileceğiz. Burada el kitap Kur'an-ı Kerim'dir, hikmet de sünnettir. Bu ikisini peygamber öğretmiştir zaten bize. Çünkü Cenab-ı Peygamber aleyhissalatü vesselam ashabına onların ihtiyaçları kadarını söylemiş,
usandırmamak için, bıktırmamak için de tamam artık. Sahabe-i kiram açtılar halbuki işte. Yani sabaha kadar Resulullah konuşsa şey yapıyorlardı, dinliyorlardı. Ama Resulullah usandırmamaları için bir miktar, birkaç tane söylüyor. Ondan sonra tamam gidebilirsiniz işlerinize diyor. Dolayısıyla biz bunu da şey yapmamız gerekiyor. Yani mümin, evet, namazın farziyetinde de bu var. Niye 5 vakit namaz? Niye yani 24 saatin 1 saatini bütünüyle ibadete, namaza ayırsak, efendim Bektaşi'nin dediği gibi günde bir vakit olsaydı ben ne güller gondururdum o namaza demiş ya. Halbuki ise Cenab-ı Allah Azze ve Celle bize 5 vakit namaz kıldırmış. Niye 5 vakit namaz kıldırıyor? Çünkü dünyevileşmememiz için. Yani eğer sen Allah'ı seviyorsan, Allah kalk dediği zaman gürpeden kalkacaksın. Sabah namazına gideceksin, uykunu açacaksın, rahatlıkla şey yapacaksın. Ondan sonra öğlene kadar maişetin için uğraşacaksın. Öğlen bu yarım günlük meselede Allah-u Zülcelal ve Tekaddes Hazretlerine tekrar döneceksin. Ne için? Öğlene kadar yaptıkların hesabını, muhasebesini çekeceksin. Namaza duracaksın ki Allah-u Teala ya ben şunları yaptım, Allah'ın huzuruna nasıl çıkacağım şimdi diyerekten bunları önceleyeceksin. Bir de şu açıdan baksalar, hasta olduğumuz zaman da ilacımızı sabah öğle akşam diyorlar bizlere. Evet. Biz dünya hastalığına tutulmamak için Allah bize ne güzel tedavi reçete vermiş, sunmuş. Evet. Belki de bu namazlar vesilesiyle aklımızı muhafaza edeceğiz. Dinimizi zaten elhamdülillah namazlarımızı kıldığımız zaman, ama hakiki namazlarımızı kıldığımız zaman da dinimizi muhafaza etme yolunda güzel bir ilerleyiş kaydedeceğiz. Dünyaya değil de ahiret için yaratıldığımızı her an hatırlayacağız ki İki namaz arasındaki günahlarımızı da namaz vesilesiyle sileceğiz, sildireceğiz inşallah. Ama işte farkına varamıyoruz. Ama inşallah bu 3 aylar bir i̇nşallah. Vesile olur. Farkına i̇nşallah. Varırız. İnşallah. Güzel günler bizleri bekliyor diye inanıyoruz, umut i̇nşallah. Ediyoruz. Ama gayret etmemiz gerektiğini yeniden tekrar söyledik, anlattık. Evet. Hocam Allah razı olsun. Ayağınıza cümlemizden sağlık. Cümlemizden estağfurullah. Yüreğinize sağlık, dilinize sağlık. Faydalı olmuş, sen ne mutlu bize. İnşallah ahirette mükafatlarımızı alacağız. Biz o niyetteyiz hocam. İnanıyoruz ama şunu da diyoruz. Daha çok gayret etmemiz lazım. Yani buraya emekliliği gelmiş, yaşlı bir hocamız geliyorsa, gayret ediyorsa gençlere de çok iş düşüyor. Gençlerimiz, evet belki biz bugün şu canlı yayın ortamında bunu sunduk sizlere ama canlı yayın ortamında bunu da yapmamız gerekiyor ama birebir. Her mahallede, her caddede, her evet, sokakta, evet. Her eve gittiğimiz anda herkese bizim bunları aktarmamız lazım. Tekrar teşekkür ediyorum hocam. Efendim, biz yine vaktimizi doldurduk. Dünya hayatından da böyle hoş bir şekilde ayrılmak için gayret etmemiz gerektiğini yineledik. İnşallah Allah'ın huzuruna hep beraber gayret ederek, imanı kamil hale getirerek, namazlarımızı huşu içerisinde kıldığımız halde son nefesimizdeki hüsnü şehadetlerle Rabbimizin huzuruna varırız diyoruz. Efendim Allah'a emanet olunuz. İnşallah.